Sizin yüzünüzden başıma gelmedik kalmadı. Onu bir kere söyleyeyim radikal tahammülsüzler. Herkes burada mı Ali, bir bak bakalım tayfaya. Çünkü biraz daha gelsinler onu konuşacağız. Bir şey paylaşacağım sizle. Önce ikinciyle ilgili söyleyeyim. Bundan sonra Halk TV gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. İroni yapıyorum tabii ama bir bilgiyi vereyim. Sabah Fırat'tan gördüm. Gökmen Karadağ arkadaşım Halk TV ile anlaşmış. Bu konu hakkında normalde başka birisi olsa itin götüne sokar çıkarırdım ama Levent şey olduğu için Gökmen olduğu için ağzımı açmayacağım. Yani tekrar ediyorum, başka birisi olsa itin götüne sokar çıkarırdım ama Gökmen hem eşi hem çocukları hem de bunca yıllık hukukumuz, ailesini sevdiğim için ağzımı açmayacağım. Şaşırdım mı sorusunu sabah Fırat'a sordum. Fırat cevabını düşünüyor. Ama yani şey beni hakikaten etkiliyor artık. Bu kanallar arasında Sözcü ve Halk TV arasında araya bir Tele1 de giriyor. Gidiş geliş beni şaşırtıyor. İnanın bana şey olmasa, Gökmen olmasa konuyla hiç ilgilenmezdi. Mesela İsmail geçtiğinde oraya hiç bakmadım, beklediğim bir şeydi ama şaşırdım mı? Şaşırdım, bu kadarını söyleyeyim. Çünkü daha fazlasını söylemek doğru olmaz. Kendisine başarılar diliyorum. İki tane haber yapacağız bugün. Sonra çok işimiz var ama bu iki haberin ikisi de çok matrak. Bir tanesi Şaban Sevinç'in ne mal olduğu ortaya çıktı. Üstelik ben söylemedim. Çok sevdiği Şaban'ımın, canım Şaban'ım benim, Şaban'ımın çok sevdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Şaban'ı tokat manyağı yaptılar. Zaten Şaban'ın bir gazeteciliği yoktu geçmişten bu tarafa. Hiç olmadı hayatında. Deniz Baykal'ın çantacılığını yapıyordu bir ara. Deniz Baykal öldükten sonra çantacılık iş yerine AKP medyasına kulaktan bir şeyler söyleme meselesi kaldı. Şaban geçen gün, ben tabii Şaban'ı ciddiye alıp haber yapanlara da hayret ediyorum. Şaban götünden uyduruyor sonuç itibariyle. Yani oturduğu yerden uyduruyor. Herhangi bir kulis bilgisi bilmem ne falan yok. Zaten böyle kulis bilgisi de olmaz ama Türkiye'de gazetecilik duydum ve dedikodu yapılıyor falan gibi olduğu için Şaban neyse götünden uydururken demiş ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı yavaş yardımcısı olacak. Sanki abi seçim yapıldı. Sanki memlekette her şey oldu. Abi bir kere zaten lafın kendisi ayrı bir gerizekalılık da ama yani o kadar emin ki bu olacak, bu da bu olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yavaş demiş ki böyle bir şeyden bilgimiz yok. Sevinç partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Abi bana bunu söylese bir daha televizyona çıkmam. Yemin ediyorum çıkmam. Bak dikkat edin. Şaban partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor diyor. Bu acayip bir şey. Çünkü herifin kıblesi belli değil. Bu da salak değil. Yılların şeycisi, siyasetçisi. Ali bu kadar uzun ben okuyamam. Üstelik Şaban bu kadar uzun şey yapmaz. Millet okusun işte. Ama çok güldüm ben bu meseleye. Tam bir şamar oğlanına dönmüş. Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklar da Sevinç'in iddiasını yanılmıştı. Zaten böyle bir iddia olur mu ya? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacağı belli değil. Sanki seçim olmuş bitmiş, öyle olacak, bu böyle olacak diye şey yapıyor ve benim söylediğim bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Mansur Bey Kılıçdaroğlu'yla hareket ediyor. Çok ciddi söylüyorum. İnsanın zerre kadar onuru, haysiyeti, birazcık gazeteci kültürü olsa diyeceksiniz ki vazgeçtim bunları söylemeden. AKP kanallarında maymun olmasın o zaman. Gerçi maymunu da seviyorum. AKP kanallarına maymun deyince maymunlar zaten AKP kanallarına tevessül etmez. Mahluk denebilir. O da davaya girer. Neyse ne olursa ne ol. Bugün neşeli başladık. Çok konumuz var. Sabah şaşırdık Halk TV'den aldığımız ilk haberle ama yani ben şaşırdım. Fırat ve Orhan Gökdemir şaşırmamış. Neyse. Şimdi bir mesele daha var. Bir de onu konuşalım. Sonra size bir fırça atacağım hepiniz gene. Sizin yüzünüzden başımıza gelmedik kalmadı. Size bir söz verdim. Bu sözü tutacağız diye, hadi önce onu söyleyelim. Bu sözü tutacağız diye zengin olma koşullarım ortadan kalktı. Kafama edeyim. Şaban'ı gönderebilirsin. Hakikaten param olacaktı. Zengin olacaktım. Rahat edecektim. Sizin yüzünüzden olamadık. Dün telefonum çaldı. Şimdi Fırat da bunu dinliyorsa bilgisayarı yiyordur. Yani yiyecektir en azından. Allah'ım ya. Neyse dinleyin. Dün telefonum çaldı. Çok ünlü bir gazeteci. Şöyle söyleyeyim. İyi bir muhabir, iyi bir söyleşici. Bir hanımefendi aradı beni. Çok eskiden tanışırız. Merhaba dedim. Nasılsın Enver dedi. Telefonda bende yoktu. Aa iyiyim, sen nasıl falan filan. Enver'cim dedi. Sana çıkmak isteyen birisi var dedi.
Hayırdır dedim. İşte bir isim söyledi. Burada söylemeyeyim kendisini. Çok, o da kendi camiasının en ünlüsü. Dedim konu nedir falan diyeceğim tam. O dedi ki bütçe almak istiyoruz dedi. Yani bir tek sana çıkmak istiyor dedi. Anlamadım dedim. Bütçe almak istiyoruz dedi. Yani kaça çıkarıyorsun dedi isimleri. Ben şok oldum, tamam mı? Ne diyorsun dedim. Enver dedi sana çıkmak istiyorlar. Bütçe istiyorlar dedi. Dedim sen böyle bir şey yapıyor musun? Ben yapmıyorum dedi. Herkes de bilir. Beni aracı kıldılar dedi. Peki dedim, yani böyle bir şey yapılıyor mu hakikaten? Oho dedi, sen saymaya başladı YouTube kanallarını. Dedi en kötüsü hiç izlenmeyen kanal 30 bin lira dedi. Hiç izlenmeyen 150-200 bin liraya kadar çıkıyor dedi. 300-400 bin lira alanlar da var dedi. Burada isimlerini vermeyeyim, tahmin edersiniz. Tepeden aşağı saydı. Yani bizim söyleşi diye gördüklerimiz bu paralar nereden geliyormuş diye soruyor editör Ali. Ali de Allah'a emanet bize. Ulan niye gelmesin? Yeni şarkı çıkaran bak kimler yaptırıyor dedim bunu. Bir dedi falcı, büyücü, bilmem ne yogacı, onlar yaptırıyor dedi. Bir yeni şarkı çıkaranlar yaptırıyor dedi. Belediye başkanları, milletvekilleri, adayları yaptırıyor dedi. Milletvekili olanlar yaptırıyor dedi. Böyle geniş bir perspektif var. Bize çıkan siyasetçi değil, çıkmak isteyen. Ondan sonra yani dedim bizim kanal gibi yerler mesela kaç para civarında? Ya yok vallahi billahi.